أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الحادي والتسعون من سورة البقرة Bugün Nesefi tefsirinin Bakara suresinin 91. dersini okuyoruz. Tilke ummetun kad halet laha ma kesebet ve lekum ma kesebtum ve la tus'eluna amma kanu ya'melu. Direktmen Nesefi'ye gelene. Tilke İsmul işareti müfredi müennes içindir. Tilke işaretun ilel ummetil mezkureti. Tilke işaretun ilel ummetil mezkureti. Zikredilen, bahsi geçen ümmete işarettir. Elleti o işaret ki, ya o ümmet ki, Hiye İbrahim ve Yakubu ve benuhuma el muvahhidun. O ümmette Hazreti İbrahim, oğlu Hazreti Yakub, çocukları muvahhid olan, tevhid ehli olan, İslam üzerine olanlardır. Tilke bu zikredilen ümmet, yani Hazreti İbrahim, Hazreti Yakub ve muvahhid çocukları, ümmetun, bunlar nedirler? Bunlar bir ümmettirler. Kad halet madad. Yani geçmiş bir ümmettirler. Varlar mı şu an? Yani İslamiyet döneminde, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam döneminde, Kur'an geldi döneminde onlar yoklar. Laha ma kesebet. Kesbettikleri şey onlaradır. Ve lekum ma kesebtum. Sizin de kesbettiğiniz iyi amelleriniz sizedir. Bakın leha menfaatla menfaati bildiriyor. Ma kesebet onların kesbettikleri onlardan yani mudaf mukadder. Yani leha sevabu ma kesebet ve lekum sevabu ma kesebtum. Hayır işleri insan yaparken ister niyet olsun, ister tekellüf yapsın, ister yapmasın sevabını alır. Onun için kesebtum. Yani kesbettikleri amellerin sevabı onlaradır. Sizin de kesbettiğiniz amellerin sevabı sizedir. Oldu mu olmadı? Oldu. Anlaşıldı değil mi? Amine Resul'de ne geçiyor? Rabbena la tuahidna in nesina vahtana Rabbena ve la tahmil aleyna islanke Muhammed ve lezzine min kabina Rabbena ve la tuhammina ma o değil. Âmine Resul bimâ unzile ileyhim rabbihi vel mu'minun kullun âmine billahi ve melâiketi ve kutubi ve rasûlihi. La nüferriku ben ahadim min rasûlih ve kâlu semenâ ve ata'nâ gufrânke rabbenâ ve ileyke'l mesîr. La yükellifullahu nefsen illâ vis'ahâ. Lahâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet. Yani işlemiş amel, bak kesbettiklerinin sevabını alıyorlar. Ama aleyhâ günahlara gelince iktesebet. İnsan bile bile mazeretsiz, özürsüz günah işlerse sevabını alır. Bak orada ihtesebet harfleri çok mübalağa var. Ama kesebet, yani sevabı amele gelince insan nasıl kesbederse mükafatını alır. Ama kötü amellere, günahlara gelince insan kendini zorlayarak, günah olduğunu bilerek bir özrü olmasa yaparsa onun cezasını alır. Burada ikisi mükafat olduğu için laha ma kesebet ve lekuma kesebtum. Ne demek? Ey enne ahaden hiç kimse la yenfa'hu kesbu gayrihi. Sizden hiçbirinize gayrisinin kesbi ona fayda vermiyor. Bildiniz değil mi? Ne sizin o ümmete kesbinizin faydası oluyor, ne o ümmetin kesbinin faydası ise olur. O gayrinizin gayrinizle mutakaddimen kâne ve müteahhiren. İster mutakaddim olsun, ister ne olsun, müteahhir olsun. Fekem mutakaddim İbrahim, Yakub gibi. Benuhuma
Bugüne kadar onların çocukları var. Mütekaddim olan da var, benden mütekaddim olan da var. Fekemme enne ulaike İbrahim, Yakup ve çocukları la yenfe'hum illa mektesebu, ancak kesbettikleri şey onlara fayda verir. Burada mektesebu yerine ma kesebu olsa diye daha iyi olurdu. Fekezalike entum, siz de öylesiniz. La yenfe'hum, size fayda vermez. İlla mekteseptum, ancak kesbettiğiniz şey size fayda verir. Sizin onlara faydanız olmadığı gibi onların da size faydası yok. Peki Yüce Allah niye bunu söylüyor? وَزَالِكَ لِفْتِخَارِهِمْ بِعَبَائِهِمْ, babalarıyla iftihar ediyorlardı. Yahudiler diyorlardı, biz Hz. İbrahim, Hz. Yakup, Hz. İshak'ın çocuklarıyız diyorlardı, iftihar ediyorlardı. Yüce Allah ne dedi? Onların çocukları olmanız ne etmiyor? Size bir şey kazandırmıyor. Onların amelleri size fayda vermiyor. Sizin amelleriniz onlara fayda vermediği gibi onların amelleri de size ne etmiyor? Fayda sağlamıyor. Tilke işaretun ilel ümmetin meskuletilet hiye İbrahim ve Yakub ve benuhummel muvahhidun ümmetun kad khaled medat leha ma kesebet ve lekum ma kesebtum. Ey enne ahaden la yenfe'u kesbu gayri mutekaddimen kana mutaakhiren fekem kema enne ulaike la yenfe'uhum illa mektesebu fekedalike entum la yenfe'ukum illa mektesebtum ve zalike liftiharihim vi abaihim. Oldu. Ve la tus'elûne amma kanu ya'melûn. Ve la tus'elûne amma kanu ya'melûn. Onların yapmış oldukları amelden siz sual edilmiyorsun, sorguya çekilmiyorsun. Ne demek? وَلَا تُعَخَذُونَ بِسَيِّعَاتِهِمْ, siz onların seyyiatıyla muahaze edilmiyorsun. İşaret etti ki buradaki sualdan murad nedir? Muahazedir. Onların ameliyle siz muahaze edilmiyorsun. Kendi amellerinizle ne ediliyorsun? Muahaze ediliyorsun. Yani onların iyi amelleri size fayda sağlamadığı gibi onların seyyiatlarıyla da siz sorguya tabi tutulmuyorsun, sorguya çekilmiyorsun. Oldun. Burada وَلَا تُسَنَا sualdan murad, burada mücerret sual değil, belki muahaze muradır. 135. ayete gelelim. وَقَالُوا, onlar diyorlardı, kunu olun huden. Huden, hadinin cemidir. Hadin, hadin, hadiyun. اَوْ نَسَارَ, nesara da nesranunun cemidir. Nesranu, sekranu gibi. Oldu mu? Sekrane, sekrane, sekara. Nesara müfredi nedir? Nesranadır. Yahudiler diyorlar, bakın, yani der ki Yahudi, Nesrani, ikisi diyorlardı Yahudi veya Hristiyan olun. Hayır, onlar da birbirini kabul etmiyorlar. Ey kâletil Yahudu, kunu huden. Yahudiler diyorlardı, Yahudi olun, kurtulun. Ve kâletil Nesara, Nesaralar da diyorlardı, kunu Nesara, siz ne olun? Nesara olun. Oldum. Yani ve kalu'daki demir ehli kitaba gidiyor. Huden ev nasara buradaki ev tenvi içindir. Yani bir kısmı ehli kitap kunu huden diyorlardı. Bir kısmı ehli kitap kunu nasara diyorlardı. Buradaki ev içindir. Tenvi içindir. Kanundaki bu, kalu'daki bu da ehli kitaba gidiyor. Çünkü ona da birbirlerini tadlil ediyorlar, dalaleten nispet ediyorlar. Kunu huden ev nesara tehtedu. Yahudi nesara onun hidayeti bulun. Bu tehtedu, tehtedu ne? Tehtedu ne? Yok, tehtedi yune. Yani demesini dale verip dalın kesesini attıktan sonra tehtedu ne? İlkan geldiğe gitti. Tehtedu ne? Bu sefer cezm olduğunu gitti, tehtedu kaldı. Niye cezmdir? Cezmun mesel mana ismul mef'ul, yani meczumun. Li'ennehu cevabul emri. Emrin neyidir? Emrin cevabıdır. Kul bel millete İbrahim'e. Sen söyle, hayır. Biz ne Yahudi oluyoruz, ne Hristiyan oluruz.
Ben millete İbrahim'e. Yani ne demek? Ben nettebi'u millete İbrahim'e. Biz İbrahim'in milletine, dinine tabi oluyoruz. İşaret etti ki bu millete mahzuf bir nettebi'unun mef'ulüdür. Nen kabilesiyle, makablen kabilesiyle, karinesiyle. Oldu. Hanifen halun minel mudafi ileyhi. Millete İbrahim'e mudafi ileyhi nedir? İbrahim'dir. Ona hal olmuş. Benzeri var mı? Evet. Nahu ra'eytu veçhe hindin. Ben hindin veçhini gördüm. O hindin hale kevni ki kaimeten. Bak bu kaimeten mudafu ileyhi olan hinde nedir? Haldir. Vel hanifu. Hanif kimdir? El mailu an kulli dinin batını ile dinil hakki. Dini batıldan dine hakka meyle eden herkese ne deniliyor? Hanif deniliyor. Oldu. Mudafu ileyhiye hal yapılmanın şartı mudaf mudafu ileyhin ya cüz'ü olur ya cüz gibi olur. Burada mudaf nedir? Millettir. İbrahim'in bir cüz'ü değil ama madem onun dinidir, İbrahim onu yaşıyor, sanki İbrahim'in bir cüz'ü gibidir. Burada mudaf-ı ilihiye hal olmanın şartı var. Nedir? Mudaf, mudaf-ı ilihinin cüz'ü gibidir. Ve ma kâne minel müşrikîne. İbrahim müşrik değil ki. Bu taridun bi ehlil kitabı ve gayrihim. Hem ehli kitabın taridi, hem onların gayrisinin neydi? Taridi'dir. Tarid, hani gönderme diyoruz ya, yani üstü kapalı onlara gönderme yapıyor. Niye? لِأَنَّ كُلَّنْ مِنْهُمْ يَدَّعِ اِتِّبَاءَ مِلَّتِ İbrahim'e. Bunların her biri iddia ediyor, ben İbrahim'in milletine tabiyim. Halbuki وَهُوَ عَلَى الشِّرْكِ. O ahad nedir? Şirk. O ahad şirk üzerinedir. Yani şirk üzerine olan herkes, ben İbrahim'in milleti üzerindeyim. Yüce Allah diyor, İbrahim müşrik değildi. Siz müşriksiniz. Manası ne de siz müşriksiniz. İbrahim müşrik değil. Bak üstü kapalı siz müşriksiniz. İbrahim müşrik değildi. Siz nasıl onun dininden olabilirsiniz? Olamazsınız. Oldu. Ebu Ma'mer diye biri vardı. Hazreti Ömer Müslüman olunca tek tek kapıları geziyordu. Ben Müslüman olmuşum diyordu. Herkes kapıyı açıyor. Hazreti Ömer ben Müslüman olmuşum haberiniz olsun deyince kapıyı kapatıyorlardı. Biri diyor sen bütün Mekkelilerin Müslüman olduğunu öğrenmelerini istiyorsan Ebu Ma'mer Zülkalbeyn diye Ebu Ma'mer var. Git ona söyle. Söyle ben Müslüman olmuşum. Kimseye söyleme. O yayar. Hazreti Ömer ona gider diyor ben Müslüman olmuşum ama aramızda kalsın. O da sağa koşuyor, sola koşuyor, haber veriyor, duramıyor. Kureyşlerinin Kabe'nin yanında büyük bir halkaları var. Onları diyor, Hazreti Ömer dalalete gitti yani, saptı. Hazreti Ömer'i seçti, o da koşuyor. Hayır, ben dalalete gitmemişim. Ben dalaletten hakka girmişim. Hak dine girmişim. Ebu Ma'mer bu hafızası çok kuvvetli. Kureyşler buna Zülkalbeyn diyorlardı. Hatta مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ bazıları diyorlar bu ayet onun hakkında nazil olmuş. Ficar savaşı oldu Efendimiz'in İslamiyet döneminden önce. Efendimiz de gençken o savaşa katılmıştı. Amcalarıma silah temin ediyordum. Okları hazırlıyordum diyordu. Bu Ebu Ma'mer babasıyla beraber o savaşa da katılmışlar. Oldu. Hani Hanif deyince o aklıma geldi. Demek ve kâlu kûnû hûden ev nesâra. Ey kâletil yehûdû kûnû hûden ve kâletil nesâra kûnû nesâra. Tehtedû cezmû li'ennev cevâbul emri. Kul bel millete İbrahim'e bel nettebiyon millete İbrahim'e hanifen. Hâlu minel mudâfi ileyh nehâra eytû ve şehindin kâlimeten. Vel hanife el mâilu an kulli dînil bâtini ila dînil hakkî. Ve ma kana minel müşrikine ta'ridun bi ehli kitabi ve gayrihim lianne kullen minhum yedda'i ittiba'a millete İbrahim'e ve hu ala şirki. 135. ayet bitti, 136'ya geçelim. Kulu söyleyin. Kul. Kula
قول قولا قولوا خطاب kimleredir? خطاب للمؤمنين مؤمنlere خطابdır. Ey müminler söyleyin. Evlil kafirine yahut da hitap kafirleredir. Kulu söyleyin ey kafirler. Mana nasıl gelir? Kafirlere niye emrediyor? Kulu amennâ billahi. Ey kulu litekunu alel hakki. Bunu deyin ki ta ki hak üzerine olasınız. Ve illa fe entüm alel batıl. Siz batıl üzerindesiniz. Bu ey kulu litekunu alel hakki ve illa fe entüm alel batıl. Bu nedir? Bu evli kafirenin açılamasıdır. Ey kafirler, kulu amennâ billahi ve ma unzile ileyna deyin. Yoksa siz hak üzerinde olmamış oluyorsunuz. Böyle deyin ki hak üzerinde olasınız. Kulu amennâ billahi, biz Allah'a iman ettik. Ve ma unzile ileyna, o nedir? Eyl Kur'anu. Biz eyl Kur'ani, çünkü bu manın tefsiridir. Ma da Allah'a matuftur, mecrurdur. Eyl Kur'ani. وَمَا أُنْزِلَ اِلَى اِبْرَٰهِمَ وَاِسْمَعِيلَ وَاِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْاَسْبَاتِ İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve Yakup'un torunlarına göndermiş olduğumuza neydi? İman eder. Esbat neyin cemidir? Sıbtunun cemidir. Sıbt ne demek? Es-sıbtu Sıbt El-hafidu Torun demek. Ama kız galibi hafid ne? Kız tarafında ne misin? Kız tarafında olana hafid denirler. Olan tarafına da ne deniliyordu? Sıbt. Sıbt yok. Hafid meşhur erkek tarafından olan. Sıbt kız tarafından olan. Ama burada ikisi aynı mani ediyor. Sıbt ne demek? Hafid demek. Çünkü burada Hazreti Yakup'un esbatları 12 erkek çocuğundan gelenler. Ve kana el-Hasan ve'l-Hüseyin sıbtay Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bak sıbtayni laf olmuş, nun gitmiş. Hasan ile Hüseyin Efendimizin iki torunlarıdırlar. Ve'l-Esbatu Kur'an'daki esbat Hafedetu Yakub'a, Hafedet Hafidun'un cemidir. Yakub'un çocukları. Zerariyu ebnaihil isna aşere. Hazreti Yakub'un 12 çocuğunun zürriyetleridirler. Vel esbatu Hafedetu Yakub. Yakub'un ne? Torunları. Şimdi Yakup'un torunları deyince öz torunu aklına gelir. Zerariyyu ebnaihil isna aşere. Yani Yakup'un 12 çocuğunun zürriyetlerine esbat denilir. Hazreti Yakup'un Bunyamin Yusuf'la beraber 12 kişidir. Oldu. Ve yuadda enzele. Hani ve ma unzile enzeleden gelme. Ve yuadda enzele bi ila ve ala. Bazen ila ile mutadi oluyor. Bazen ala ile oluyor. Burada neyle olmuş? Feliza verede huna bi ila. Burada neyle varid olmuş? İla ile. Ve fi ali imran bi ala. Unzile ala İbrahim. Orada da ala ile gelmiş. İkisi de nedir? Caizdir. Peki. Allah'a iman eden. Ve ma unzile ala Kur'an'a iman eden. İbrahim, İsmail, İshak'a gelen kitaplara, dine iman edin. Ve ma utiye Musa ve İsa. Musa'ya gelen Tevrat'a, İsa'ya gelen İncil'e iman edin. Ve ma utiyen nebiyyune mi rabbihim. Bütün nebilerin Rabları tarafından kendilerine gelen semavi din ne ise, kitap ne ise ona iman edin. La nüferriku beyne ehadim minhum. Yüce Allah diyor, biz peygamberler arasında ayrım yapmayız. Bir peygambere iman eden bütün peygamberlere iman etmiş olmalı. Birine iman edip birine inkar etmek, o birine iman etmiş kabul olmaz. Niye? Bir peygambere iman etmek ne demek? Onun getirdiği bütün emirleri kabul etmek.
o peygamberin getirdiği emirlerin arasında geçmiş peygamberleri kabul etmek, onlardan haber vermek. Sen diğer peygamberleri kabul etmesen, iman ettiğin peygamberi tasdik etmemiş oluyorsun. Bildiniz değil mi? Şimdi ne demek la nufarriqu beyne ahadin? Ey la nu'minu bi ba'din ve nekfuru bi ba'din. Bir kısmına iman etmek, bir kısmı inkar etmek suretiyle ayrım yapmayız. Kim böyle yapıyor? Kema fa'alel yahud ve nasara. Yahudi nasaralar yapıyorlar. Biz Hazreti İsa'ya iman etmiyoruz. İman ediyoruz. Ama dinin mensuhtur o Ali. Hazreti İsa'ya iman ediyoruz. 124 bin peygamber. Ne kadar peygamber, Resul varsa hepsine iman ediyoruz. Şimdi beyne ahadin ve ahadun fîmânel cemâhîm. Burada ahad nekiredir. La nüferriku neften sonra geldiği için cemaat manasında çoğunluğu ifade ediyor. Veliza cemaat manasında olduğu için sahha duhulu beyne aleyhi. Beynenin duhulu üzerine nedir? Sahih. Halbuki beyne müteaddidi taaddudu istiyor. Beynel kavmi, bak kavm çoktur. Burada ahad, ahad cemaat manasında olmamış olsaydı taaddudu isteyen beyne ahada idafe olmazdı. Ve nahnu lehum muslimun lillahi muhlisun. Bu ne fayda verdi? Bir fayda verdi ki lehudaki demir Allah'a gidiyor. İkinci faydası muslimune muhlisune manasınadır. Oldu mu? 136. ayet. Bir tek ibareyi okuyorum. Kulu hazı hitabu lil mu'minine ev lil kafirine ey kulu li tekunu alel haqqi ve illa fentum alel batilin amenna billahi ve ma unzile ilena eyil kur'ani ve ma unzile ile İbrahim ve İsmail ve İshak ve Yaqub ve esbati es-sibtu el-hafidu ve kanil hasan ve el-hüseynu sibtey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sıbtey kanının haberidir, mensubu nesbesi ile gelmiş. Vel esbatu hafadetu Yaqube zarariyu ebnaihil isna aşere ve yuadda enzele bi ilah enzele unzilek ise caiz bi ilah ve ala feliza veredehuna bi ilah ve fi Ali İmran bi ala ve ma utiye Musa ve İsa ve ma utiyen nebiyyüne min Rabbihim لَا نُفَرِّقُ بَيْنَا حَدٍ مِّنْهُمْ اَيْ لَا نُؤْمِنُ بِبَعْدٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْدٍ كَمَا فَعَلَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَأَحَدٌ فِي مَعْنَى الْجَمَاعَةِ وَلِذَا صَحَّ الدُّخُولُ بَيْنَ عَلَيْهِمْ yani dukul beyne, lefsi beyne. وَنَحْنُ لَهُمْ مُسْلِمُونَ لِلّٰهِ مُخْلِصُونَ 137. ayette duralım. وَصَلَّى اللّٰهُمَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وعلى آله وصحبه وسلم.